Günümüz dünyasında ekranlar hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, oyun konsollarından televizyonlara kadar hemen hemen her yerde ekranlar var. Ancak bu ekranlar arasında HD, Full HD, 2K, QHD, 4K gibi terimler bulunmakta. Şimdi bu kavramları net bir şekilde açıklayarak ekran dünyasında sağlam adımlar atmanızı sağlayacağım. Hazırsak başlayalım. Önce temelden başlayalım. Çözünürlük dediğimiz şey tam olarak neyi ifade ediyor? Çözünürlük bir ekran yatay ve dikey eksenle kaç adet piksel gösterebildiğini ifade eder. Piksel ekrandaki en küçük renkli noktadır. Ne kadar çok piksel varsa görüntü o kadar keskin ve net olur. Örneğin bir ekran 1920x1080 çözümüne sahipse yatay olarak 1920, dikeyde ise 1080 piksel vardır. Bu da toplamda 2000'e yakın piksel demek. Full HD çözümüne sahip bir televizyonda YouTube ya da Netflix içeriklerini net bir şekilde izleyebilirsin. Ancak daha büyük ekranda bu çözünürlükler bazen yeterli gelmeyebilir. Piksel ve çözünürlüğü kavradıysak artık farklı çözünürlük standartlarına geçebiliriz. İlk karşımıza çıkan kavramlar HD ve Full HD. HD 720p dediğimiz 1280'e 720 piksel çözünürlük. Özellikle eski televizyonlarda ve bazı giriş seviyesi telefonlarda kullanıldı. Full HD ise 1920'ye 1080 piksel çözünürlük. Bugün birçok dizüstü bilgisayar, televizyon ve konsol bu çözünürlüğü standart olarak kullanıyor. Çözünürlük piksel boyutu kullanım alanına baktığımızda HD yani 1280'e 720 eski TV'ler ve ucuz telefonlarda, Full HD ise yani 1920-1080 güncel laptoplar, TV'ler, PlayStation 4 ya da Xbox One gibi yerlerde kullanılıyor. Bugün Netflix'te HD yazan içerikler genellikle Full HD yayın yapıyor ve eğer TV'nin büyükse Full HD çözünürlük bazen biraz gremli görünebilir. Peki daha net görüntüler isteyenler için sıradaki adım ne olmalı? Tabii ki 2K çözünürlük ve QHD teknolojisi. 2K terimini çok duyuyoruz ama çoğu zaman yanlış kullanıyoruz. Gerçek 2K ve QHD arasında önemli bir fark var. 2K 2048'e 1080 piksel yani sinema sektöründe kullanılan bir standart aslında. QHD yani Quad HD 2560'a 1440 piksel. Full HD'nin 4 katı kadar piksel içerir. WQHD ise 2560'a 1440 piksel çözünürlükte QHD ile aynı. W harfi ise geniş ekran olduğunu vurgulamak için eklenmiştir. Çözünürlük piksel boyutu kullanım alanına baktığımızda 2K'nın yani 2048'e 1080 çözünürlüğü dijital sinema projeksiyonlarını kullandı. QHD ise 2560'a 1440 çözünürlük sunan bu boyut oyun monitörleri ve üst seviye telefonlarda kullanıldı. Eğer 27 inçlik bir oyuncu monitörü alıyorsan ve 1440p çözünürlüğe sahipse hem netlik hem de performans açısından mükemmel bir dengeyi yakalayabilirsin. Peki 2K'dan daha büyük, yüksek çözünürlük isteyenler hangi teknolojiye yöneliyor? İşte sırada 4K ve UHD var. 4K mı UHD mi? İkisi aynı mı yoksa farklı mı? Hemen açıklayalım. Gerçek 4K yani 4090'a 2160 piksel sinema salonlarında kullanılan format. UHD yani 3840 2160 piksel ev kullanıcıları için standart 4K çözünürlüğü. Bu iki görüntü teknolojisinin çözünürlük tarafında piksel boyutunun kullanım alanlarına baktığımızda UHD dediğimiz 3840'a 2160 çözünürlük 4K TV'ler ve PlayStation 5, Xbox serisi gibi cihazlarda kullanılıyor. 4K ise 4096-2160 çözünürlük sinema filmleri ve profesyonel içeriklerde oluşturuyor. Gerçek hayat örneklerine baktığımızda Netflix, Amazon Prime'da 4K Ultra HD var görüldüğünde aslında UHD çözünürlüğünden bahsediliyor. PlayStation 5 veya Xbox Series X gibi yeni nesil konsollarda da 4K UHD çıkış yapabiliyor. Çözünürlük çıtasını daha da yukarı çıkaralım ve şimdi 5K ile 8K hatta 10K gibi ultra yüksek çözünürlüklere bakalım.
Bugün 5K, 8 hatta 10K gibi inanılmaz çözünürlüklerden söz ediliyor ve 5K'ya baktığımızda 5120'ye 2880 piksellik. Bu da Apple'ın iMac gibi cihazlarında kullanılıyor. Grafik tasarımcılar için ideal bir çözünürlük. 8K ise ultra yüksek çözünürlük isteyen üst düzey televizyonlarda bulunuyor ve şu anda inanılmaz derecede pahalı. 10K çözünürlüğümüz 10.328'e 7.760 çözünürlük ise profesyonel ultra geniş ekranlarda kullanılan devasa çözünürlük. Buradaki çözünürlük piksel boyutu kullanım alanlarına baktığımızda 5K'nın iMac gibi profesyonel monitörlerde, 8K'nın üst seviye televizyonlarda ve erken bilgisayar kullanıcılarda, 10K'nın ise ultra geniş endüstriyel ekranlarda kullanıldığını görebilirsiniz. Gerçekte şu ki 8K çözünürlük şimdilik günlük ihtiyaçlar ya da günlük kullanıcılar için oldukça lüks diyebiliriz. Yayın içerikleri sınırlı ya da cihazlar aşırı pahalı olduğu için çok fazla şu anda tercih edilebilen bir görüntü formatı değil. Peki çözünürlük her şey mi? Elbette ki hayır. Ekran alırken başka neler dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi hemen ona da bakalım. Sadece çözünürlüğe bakarak ekran alınmaz. İşin içine başka faktörler de giriyor. Panel türü, renk doğrulaması, parlaklık, kontrastı, tazelik hızı gibi özellikle de bağlantı noktaları gibi faktörlere bakarız ve panel türlerinde IPS, OLED, VA gibi panel türleri farklılık görüntü kalitesi sunuyor. Renk doğruluğunda ise özellikle profesyonel kullanım için renk doğruluğu kritik bir nokta oluşturuyor. Parlaklık ve kontrast tarafında HDR desteğiyle birlikte oldukça önem kazanıyor. Tazeleme hızlarıyla birlikte özellikle oyuncular için oldukça önemli. 120 Hz, 144 Hz gibi. Bağlantı noktalarında değinmişken de birden fazla HDMI ya da DisplayPort gibi hani farklı cihazları tek bir ekranda birleştirme istiyorsanız bu tarz faktöre de önem vermelisiniz. 1440 ve 144 Hz destekli bir oyuncu monitörü hem netlik hem de akıcılık arayan biri için harika bir seçim olabilir. Artık HD, Full HD, 2K, 4K gibi terimlerin hepsi senin için net. Ekran alırken sadece çözünürlüğü değil, panel kalitesi, parlaklık, renk doğruluğu ve bağlantı özellikleri gibi detaylara dikkat edersen uzun yıllarca keyifle kullanabileceğin bir ekran sahibi olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.